Allah yalanlayandan, tekzip edenden daha zalim kim olabilir Allah diyor. Ve o kişi diyor ki, bana vahiy geliyor, gelmediği halde Allah'tan ona vahiy geldiğini söyleyenden daha zalim kim olabilir Allah diyor. Değil mi? Nasıl oluyor? Mesela şöyle bakacak olursak, adam diyor ya, işte Allah ayette herhalde böyle demiş. Nasıl herhalde? %100 emin değilsen sen nasıl böyle Allah adına konuşmuş oluyorsun? Değil mi? Ve o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhalde böyle. Hayır. Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve mekadehu minen nar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim benim söylemediğim olan bir şey söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor aleyhissalatü vesselam. Nasıl yani? Dikkat etmek lazım. Yani din adına konuşan olan bir kişi Allah ve Resulü adına konuşuyor. Ondan dolayı Allah diyor ki وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Daha zalim kim olabilir ya? Allah böyle demiş belki de şu. Hayır. %100 emin değilsen sen bunu konuşamazsın. Ya da filan kişi şehit diyemezsin kardeşim. Ne diyeceksin? İnşallah şehittir. Nereden biliyorsun şehit olduğunu? Filan kişi cennetlik. Nereden biliyorsun? Hayır. İnşallah cennetlik. İnşallah diyeceksin. Çoğaltabiliriz. Veyahut da mesela Rafiziler Kur'an eksiktir diyor. Allahu Ekber. Evet Rafiziler. Kur'an eksiktir diyor. Sübhanallah. Bu insanlardan daha zalim kim olabilir Allah Tebareke ve Teala diyor. La ilahe illallah. Mesela bir evrensel oğlu vardı. Hani ne diyorum? Ev kâle uhiye ileyye ve lem yuha ileyhi şey'un. Bana vahiy geliyor diyor. Ama halbuki ona hiçbir vahiy gelmiyor. Ve bunu kim örnek verebiliriz? Evrensel oğlu. Hani YouTube'a bakın televizyonu var öyle eskiden. Öldü mü bilmiyorum. Belki de cehennemi boyladı. Vallahu alem. Ne diyor? Hocam diyor ben işte tövbe ettim. Tövbemi Allah kabul etti mi? Böyle diyor. Evladım evet Allah tövbeni kabul etti. Vahiy geldi sözde kendisine. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Gerçekten ona vahiy geliyor mu? Evet vahiy geliyor. Nasıl yani hocam? Evet. Şeytan ona vahiy ediyor. يُوْحُونَ الشَّيَاطِينَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ. Şeytanlar kendi dostlarına vahiy ediyor. Şeytanlar. Allahu Ekber. Geçenlerde bir kadın çıktı. Ben peygamberim diyor. Bana da vahiy geliyor diyor. Evet doğru. Şeytanlar onlara vahiy getiriyor. La ilahe illallah. Ve bunun şöyle mesela Müseylim el-Kezzab geçmişti mesela. Müseylim el-Kezzab işte diyor ki ya Amr o zaman Amr bin biri vardı Amr ismi. Diyor ki ma enzele ala nebiyyikum ala nebiyyil Hicaz. Sizin peygamberiniz bugün ne indi? Dedi ki Fil suresi indi. Diyor ki bana da aynısı indi. Oku diyor. Diyor ki el fil mel fil ve ma adrake mel fil hortumun tavil ve udhunun kebir. Fil, filin ne olduğunu bilir misin? Koskoca kulakları var. Çok uzun hortumu var. Böyle baktı kendisine. Dedi ki ya Amr, ya Museyleme vallahi e'lemu ve enneke te'lemu enneke kezzab. Vallahi ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Sen yalancısın. Başka bir zamanda gördü kendine. Ne indi diyor bugün peygamberinize? Diyor ki inne a'taynakel kevser. Diyor ki bana da aynısı indi. Oku diyor. Ne indi? Diyor ki inne a'taynakel tüffah fasalli li rabbike vartah ve de'anke siyah. Ey Müseyleme biz sana elmayı verdik ve artık dillenmeye koy ve seyahatı bırak diye böyle Amr böyle baktı kendisine. Vallahi de diyor sen de yalancısın diyor. Allah da biliyor, sen de biliyorsun, ben de biliyorum diyor. Bak işte geçmişte de böyle insanlar var olduğu gibi günümüzde de bazı maalesef insanlar oluyor. Evrensel oğlu ve diğerleri. Vallahi işte bu insanlardan daha zalim kim olabilir? Allah diyor. La ilahe illallah. Ve men kâle سَاُنْزِلُوا مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Bakınız. Başka? Allah'ın indirmiş olduğu gibi ben de indiririm. Diyenden daha zalim kim olabilir?
Allah diyor ki zina haram, adam yok zina serbest. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kumar haram, kumar serbest. Ve artık siz sayın. La ilahe illallah. Bu zalimlerden, bu insanlardan daha zalim kim olabilir? Faiz ve diğerleri. Allahu Ekber. Yani Allah hüküm koyduysa ben de koyarım. Allah'ın hükmü gibi diyenler var. وَلَوْ تَرَى اَيْ مُحَمَّدٍ اَيْ رَسُولُمْ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ يَا اللّٰهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ اَيْدِيهِمْ Allahu Ekber. Ya Muhammed'im, bir görsen, bir görsen şu zalimler, bu mütekebbirler, bu Allah'ın ayetlerini inkar edenler, bu kafirler, ölüm anında o gargara anda ruhları kabz edildiği zaman bir görsen onları, melekler pençeleriyle, elleriyle uzatmışlar artık o el pençe mi nedir bilmiyorum. Bir görsen onları ya Muhammed, ruhları nasıl çıkıyor? Allahu Ekber. Ne diyor? اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ Yani artık yani bu nefislerinizi, ruhlarınızı çıkarın bakalım. Pençeleriyle. Böyle. Ve biliyorsunuz müminin ruhu böyle rahat bir şekilde كَمَا تُصِبُّ الْمَا ف۪ي ثَمِّ الثِّقَى diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle suda, suyu nasıl böyle yavaş böyle dökersen aynı bu şekilde müminin ruhu çıkar. Ama kafirin, münafığın, o Allah'ı inkar edenlerin ruhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle pıtrağı yünden pamuktan çektiğin gibi çıkar diyor. Pıtrak nedir? Pamuk toplayanlar bilir. Böyle dikenli. Onu, o pamuğu böyle içine soktuğun zaman böyle parçalayarak çıkar pıtrak. İşte kafir ruhu böyle çıkar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke görsen ya Muhammed. وَلَوْ تَرَى O mücidinlerin kafirler ruhu nasıl öyle dehşetle çıktığını. اَخْرُجُوا اَنْفُسَكُمْ Çıkarın şu ruhlarınızı bakalım. Pençeleriyle melekler onlar ruhunu kapsediyor. Onları bir görsen ya Muhammed diyor. Rabbimiz tebareke ve teala. La ilahe illallah. اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ Artık bugün, Allahu Ekber, alçaltıcı, zillet verici bir azap tatacaksınız. La ilahe illallah. Ya Allah, neden ya Rabbi? Neden ya Rabbi? بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ Haksız yere, yalan yere Allah'a iftira ettiklerinizden dolayı. Tüccüzevne azabın hûn. Alçaltıcı, zillet verici bir azap tatın Allah diyecek onlara.